Merhabalar. Bugün eşimle beraber Stuttgart'ta bir müzeyi gezmeye geldik. Eşim şöyle önden gidiyor. Bugün müzeyi gezeceğiz. Oradan da çıkıp biraz daha Stuttgart'ı gezeceğiz. Dışarıları. Ama önce bir müzenin ön giriş kısmını göstermek istiyorum sizlere. Şöyle burada bir havuzu var. Güzel de görünüyor. Güzeye doğru ilerliyoruz. Bilirsen kamerayı çok sandığım farkındayım ama artık hareket halinde olduğu için sonra girişi. İçeride görüşürüz. Merhabalar. Bugün eşimle beraber dışarı çıktık. Aslında bugün bir sergi vardı, bir haftalık. O sergiyi gezdik. Hatta o sergiyi de sizle çekecektim ama maalesef fotoğraf çekmek serbestmiş ama video çekmek yasakmış. O yüzden izin vermediler. O yüzden video olarak çekemedim, size gösteremedim. Şimdi şeye geldik. Burada Stuttgart'ta kapalı pazar diyebiliriz buna. Markthalle diyorlar. Burada organik ürünler var. İşte turşular var. Soslanmış zeytinler var. Her şey hormon bir şekilde satılıyor. Onları biraz göstereceğim size. Şöyle göstermeye çalışayım buraları. Burada zaten kurutulmuş incirler, üzümler, şam fıstıkları, işte bademler falan var, ceviz var. Çok kalabalık bu arada burası. Çekimini yapmakta zorlanıyorum. Yürümekte zorlanıyorum. Yani, gösterebildiğim kadar. Bakın burada baklavaları var. Çok güzel gösteriyor. Sürekli yerine geçiyor. Eşim de bir şeyler bakıyor. Evet, biz buraya her geldiğimizde buradan zeytin alırız. Fransız zeytini. Şu an eşim Fransız zeytini alıyor. O alırken ben şöyle tutalım göstermeye devam edeyim. Çok güzel kurmalar var. İçleri fıstıklarla doldurulmuş. Cevizlerle doldurulmuş. Çok güzel duruyorlar. Eşimin en sevdiği büyük zeytinler. Onlara ben pek sevmem. Ama bu çok sevdiği için alıyor. Şu an bir tane denemelik veriyor eşime. Ya,
Seni sevdiklerinden kararlarda o alıyor. Her şey tezgahı da sahnede alıyor. Tezgahı da öyle görebileceği güzel kanallar. Ama bu karede sahne alabilirsin. Çok kalabalık burası. Olur olur. Olur yeter. Moment, das ist Cranberry, ne? Habe ich gerade gesagt, das will ich nicht. Burada değişik mezeler var. Çemen. Bir tane dolapı karışımı mezeler de var. Şehriye sanatası görüyorum burada. Şimdi de dönüyor. Çünkü çok değişik lezzetler var. Çok çeşit var. O yüzden deneyerek alıyorum. Ve burada kurutulmuş biberler var. Şurada ya da şurada da içi doldurulmuş küçük biberler var. Buna yine deniz ürünleri. Bu takımlar. Ama burada neler varmış? Bu tezgahta da böyle değişik değişik üretimler var. Ama ben eşimle her geldiğimde o tezgahtan arıyoruz. Çünkü o tezgaha alışmışız artık. Yıllardır hep oradan aldığımız için hep oraya gideriz. Aslında bir sürü tezgah var ama hep oradan alırız. Bu arada burası bir çiçekçi. Onu da şöyle kısadan göstermiş olayım. Danken. Eşimin ona dur ilerleyemiyor. No cold hand for you. Babaza ne aldın ki? Und das da. Sen şimdi neler aldın? Peynir aldın, zeytin aldın. Helva zeytin. Helva da mı aldın? Tamam, helva da mı aldın? Burada da doğal reçeller var. İçeride değil galiba. Üç kapısın. Alsak mı? Hı? Alsak mı? Ama bir dakika ben almayalım, boş ver. Evde bir sürü reçel var, önce onları bitirelim. Sizden bakıyorum. Ben alırım. Kullanır mısın ama? Bilmiyorum, alırsın alır ama. Yok istemiyorum. Tamam, kalsın ya. Bir daha ikisi gerek. Tamam mı? Ha, tamam. Hı, hadi gidiyoruz, devam ediyoruz. Tabii ben buradan şimdi eşimle beraber çıkabilirim. O kadar kalabalık bir yer ki. Ne arıyorsun?
Tam anlamadım. Arkadaşlar ben burada kapatayım. Birazdan diğer tezgahlara geçtiğimde çekmeye devam edeceğim. Çünkü burada ilerleyemiyorum bile. Tezgaha geldim. Burada da böyle baharatlar var. Değişik değişik otlar var. Kurutulmuş. Onları göstereyim. Sonra buradan başka bir tezgaha geçiyorum. Burası tamamen tatlı üzerine. Pastalar var. Çikolatalar var. Şöyle göstereyim. Almanların kendilerine özel yapmış oldukları kurabiyeler var. Bunlar da böyle. Şuradan da alayım. Burayı da göstereyim. Güzel görünüyorlar gerçekten. Evet. Bu tezgaha da geçtikten sonra başka bir tezgaha geldik. Burası da pasta. Kek tarzı. Şeyler var. Bunu Almanlar'ın tepeli çok tutuyorlar. Onların özel tatlısı ekmekleridir. Şöyle arkadaşlar ileride güzel şeyler var da gösteremiyorum. İlerleyemiyorum çünkü çok kalabalıklar ve sıradalar. Çıkalım mı biz burada? Çok dar. Çıkış neresi? Arkadaşlar biz çıkıyoruz. Şimdi daha fazla gösteremiyorum. Çok kalabalık, inanılmaz kalabalık. Yani her an elime koluma biri vuruyor. Ha dikkatimi çekti. Çıkarken de şunları göstereyim. Evet. Şöyle soslar var. Hangisi kalsın ki? Burası da böyle. Arkadaşlar ben buradan çıkıyorum. Şimdi çıktı zaten. Şimdi çok dar, çok yani yolları çok dar ve daha fazla çekim yapamıyorum. O yüzden böyle bir açtık çıkıyoruz. Evet. Şöyle bunu hala ve çıktık. Karnımız acıktı. Biraz gidip bir şeyler yiyelim. Orada görüşürüz. Evet, şimdi yemeğine geldik. Şöyle bir şey yapalım. Bunu Hint mutfağında var mı sen? Hint mutfağında mı? Yok, Tay. Görüşürüz. Artık bizim eve gitme zamanımız geldi. Havayı da bayağı kararttık yani. Bayağı zaman geçti. Bugünkü vlogumuz da bu kadar olsun. Size şeyi gösteremedim maalesef. Sergiye gittik bugün. Sergi vardı. Fotoğraf çekmek serbestti ama video çekmek yasaktı. O yüzden onu gösteremedim maalesef. O yüzden Markale'ye gittim oradan. Hazır çıkmışım dışarıya. Bir şeyler göstermek istedim illaki. Markale yani kapalı pazar. Oradan bir şeyler gösterdim. Bir şeyler yedik içtik. Bugün de bitirdik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.